Bak abiyle oyna istiyorsan masa tenisi. Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğrencisi Zeki Çatlı. Ben de Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrencisi Melis Atecik. Agü Sümer Kampüsü'nde gerçekleştirdiğimiz günün ikinci canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bu canlı yayınımızın konuğu Gençlik Fabrikası Koordinatörümüz Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç. Zeynep Hocamız Agü'nün en aktif ekiplerinden biri olan Gençlik Fabrikası hakkında bize bilgiler verecek. Zeynep Hocam, aday öğrencilerin sizi tanıması için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim, 20 yıldır gençlik çalışmaları yapıyorum. Aynı zamanda da sizler gibi gençken başlattığım, işte Türkiye'ye bu Erasmus programı gelsin vesaire diye uğraşan bıdılık gençlerdendim o zamanlar. Ve ne mutlu ki bugün milyonlarca genç, bundan milyonlarca kurum bundan yararlanabiliyor. Ve ben de üniversitemizde aynı zamanda da hem Gençlik Fabrikası'nın direktörlüğünü hem de Erasmus programının kurumsal koordinatörlüğünü yürütmekteyim. Bu şekilde gidiyor. Aslında çekirdekten yetişme, bu işlerle uğraşma durumunuz var sanırım hocam. Evet. Çünkü insanı keşfetme süreci bu. Sen o konfor alanımız vardır biliyorsun. O konfor alanına çıktığın her noktada bir şeyler öğrenirsin. Öğrenme süreci başlar ve kendini keşfedersin. Kesinlikle hocam. O süreçte de ben ne yapıyorum, ben bu işi iyi miyim vesaire gibisinden bunları keşfetme şansım oldu. Ve hem topluma bir katkım oldu hem de kendi kariyerime önemli katkılarda bulundu. Ve işte 5 yıldır da Abdullah Gül Üniversitesi'nde, çünkü bir hayal projeydi, çok güzel vizyon projeydi burası. Ve o vizyon projesine de katkı sağlayabilmek adına, sabahta da bahsettiğiniz bu hani AGÜ'nün 3. nesil ve topluma katkı odağında kurulduğunda ve rektör hocamız ilk günden itibaren nasıl destek verebiliriz, nasıl ortak çalışabiliriz diye bir hayali vardı, hedefi vardı. O da, bağlamda kurulmuş bu birim. Ve hani birim açıkçası günün dışa bakan yüzü. Sivil toplum kuruluşlarıyla, şirketlerle, birçok kurum ve kuruluş, kamu kurumlarıyla ortaklaşa çalışıyoruz ve sadece yerelde de değil, ulusalda ve uluslararası platformlarda aktif olarak çalışmalar yürütüyoruz. Bu da tabii ki hem AGÜ öğrencileri başta olmak üzere bizim hedef kitlemiz 15-30 yaş arası gençler. O yüzden de hani bu kendi geleceğini planlayan gençler için özellikle onu da belirtmek isterim. Bizim hepiniz hedef kitlemizsiniz. Yani hepiniz AGÜ'den faydalanabilirsiniz. Bu programlardan yararlanabilirsiniz. Çünkü biz maalesef ki hep sınav odaklı, çalış vesaire kendimizi unutmak zorunda kalıyoruz. O noktada da hani ben ne yapıyorum, ne ediyorum, bir şeyleri konuşmak, yani gençlerle birlikte paylaşmak, sorgulamak, işin aktörleriyle bir araya gelmek, liderleriyle bir araya gelip kendi düşüncelerini iletme platformunda pek aktif olamıyoruz. Nedir? Otur, bir soru daha çözsen kârdır. Kârdır, evet. Maalesef bu şekilde olunca üniversiteye geldiklerinde gençler bir bocalıyor. Ben şimdi nereye geldim, ne yapıyorum vesaire ve gene bir sınav şeyine geldiğinde, mezun olduğunda bu sefer ha şimdi birisi bekleyeyim de bana bir iş bulsuna geliyor. Ama geriye dönüp baktığında sizin gibi milyonlarca işte genç, binlerce genç işte aynı işte bölümden mezun. Peki sen nasıl fark yaratacaksın? Ne yapmışsın ki bir adım öne çıkacaksın iş hayatında? Neden seni seçsinler? Neden sen kendi torpilin kendin olmayasın? İlla birilerine destek aramak zorunda kalmayasın boyutunda. İşte bu noktada da çok kritik önem arz ediyor Gençlik Fabrikası. Ve işte bu gençlik çalışması, biz gençlere inisiyatif vererek, gençlere bak sen de yapabilirsin diyerek birçok görevler veriyoruz. Biliyorsunuz üniversitede hem hani yerelde yapıyoruz, uluslararası büyük sempozyumlar düzenliyoruz. Hepsinde sizlerden destek alarak, sizleri aktif kılarak, yani kalkıp da afiş asan gençlikten öte karar verebilen gençlik. Evet ya şurada şu olsun, burada bu olsun. İşte geliyorlar, abla ben şurada şunu görmüştüm. Sen beni yurt dışına gönderdiğinde onlar şöyle yapıyordu toplantılarında ya da etkinliklerinde. Biz de böyle yapsak olur mu gibi. İşte o zaman fark yaratıyorsun. O zaman keyifli oluyor. Ve sizin yaptığınız çalışmalarda eklendiğinde, yani akademiyle bu tür toplumsal çalışmalar birleştiğinde de tadından yenmez bir hale geliyor.
Aslında hocam sizin dediğiniz gibi de işin merkezinde genç dinamik kitle olduğu için onların sorgulaması, onların araştırması olaya daha farklı pencerelerden bakılabilmesini sağlıyor. Yani herhangi bir sorun veya gördüğü olumlu bir şeyi yurt dışında gördüyse kendi ülkemize uygulamak için veya yerelde başka bir şehirde gördüyse bulunduğumuz şehre uygulamak için hani gördüğü sorunu veya iyi bir şeyi bizim bulunduğumuz yerde iyileştirmek için kullanması, evet, farklı pencerelerden olaya bakabilmek büyük bir artı sağlıyor bence. Kesinlikle ve biz ne yazık ki hani bu kadar yüksek bir genç nüfus potansiyeline sahibiz ama gençlik bir güçtür ama doğru yönlendirirsen, kesinlikle, doğru bir şekilde değerlendirirsen o güç olur. Aksi takdirde öne alınmaz, çok kötü yerlere gidebilecek, uçlara gidebilecek bir güç haline de gelebilir, tehdit haline de gelebilir. Bu bağlamda gençler bence hani geleceğin liderleri değil ya da geleceğin işte yöneticisi değil. Bugünün lideri, bugünün ortağı diye düşünüyorum. Bugün işte onlara belli bir görev vereceksin ki o yönetecek. Mesela bizdeki kulüp oluşumlarından da bahsedeceksinizdir. Sabah da çok az konuşuldu vesaire. Hani mesela orada bile biz farklı kulüp oluşumlarını destekliyoruz. Hani bir şeyler yapılsın, görün. Yoksa ben üç arkadaş bir araya geldim, kulüp kurdum. Hadi bakalım. Ben de şey başkan olun. Böyle bir şey değil. Gerçekten bak bakalım, araştır. İlgi var mı sana? Bir şeyler yapılıyor mu? Bu süreç seni öğretiyor. Ben hep sizlere şey söylüyorum. Yani şimdi düşün. Şimdi hani oranızı buranızı kırın yarın şeyde. Ama iş hayatınıza geldiğinizde, tökezlediğinizde bu sefer o sizin işinize mal olabilir. Evlenirsiniz işte evliliğinizi etkileyebilir vesaire. Bütün özel hayatınıza kadar bir süreci etkiler. O yüzden bu süreç sizin için bir test. Kendinizi yetiştirme süreci. Ve korkmadan hani cesaretle bir şeylere girebilmeniz önemli açıkçası. O nedenle hani gençler inisiyatifi aldığı takdirde mucizeler yarattılar, yaratıyorsunuz da. Onun için ben gençlere tamamen güvenmek ve inisiyatif vermek felsefesiyle yürüyorum açıkçası. Sağ olun hocam, teşekkürler. Hocam o zaman ilk sorumuza devam edelim. Evet. Gerçi birazcık bahsettiniz ama AGÜ'nün, hani yenilikçi bir üniversite olan AGÜ'nün en farklı yanı da ayrıntılı olarak bahsedebilirim. Tabii ki. Şimdi bir hani normalde yaptığımız gençleri güçlendirmek altında alıyoruz. İşte uluslararası gençlik istihdamının önündeki gruplar. Yanarken de sektörler arası işbirliği odağında gidiyoruz. Yani sadece bir araya getirip bu budur, istihdam, işsizlik değil. Orada gençler ve sivil toplumda olduğu bir toplan, aha diyorlar, hatta akademisyenler de ben bu alanda hani yazıp çiziyorum ama hiç bu şekilde bir araya gelip birebir benim hedef kitlemle görüşmemişim, tanışmamışım, bu kadar içine girmemişim. Bu bağlamda çok önemli bir şey. Bu tür etkinlikler düzenliyoruz. AGÜ Talks diye kendi markamızı yarattık. AGÜ Talks da çok değerli, hani sanat dünyasından tut, işte iş dünyasına, akademiye, birbirinden değerli insanları burada ağırlayıp sizlerle bir araya getiriyoruz ve bu dışarıya da açık. Yani sadece AGÜ özeline de kapatmıyoruz. Ve orada geldiklerinde mesela birçok kişi kendi network'ünü geliştiriyor. Öğrencilerimiz birçok hani staj bağlantılarını bile
yapacaksın ve kendini daha da işte grup çalışmasını, takım nedir vesaire bunları yaşayarak öğreniyorsunuz. Ondan sonra şimdi bakın iş hayatına gittiğinizde de kim en iyi takım oyuncusu o yükseliyor vesaire. İşte bu da bir anda evet ben okuduğum kitapta oyuncusu olmak falan diye böyle olmuyor ya da yönetimi. Ve çalışıyorsunuz. Ondan sonra fark yaratmaya başlıyorsunuz girdiğiniz ortamlarda. Mesela geçen sene biz 10 tane öğrencimizi Paris'e Y jenerasyonunu anlamak üzere bir bootcamp'e gönderdik. Orada bile Fransız vesaire ve Türkiye'de ileri gelen üniversitelerde arasında bizimkiler parladı. Hatta bana böyle dedik sen özel seçtin. Hayır diyorum yani gerçekten bu konuyla ilgili gençler başvurdular, seçildiler, gittiler gibi. Böyle hani buralarda fark yarattığınızı görmek o zaman diyoruz ki evet hani biz bir işe yarıyormuşuz hani az çok da olsa filan gibisinden. Böyle bakıyorsun. Bir diğer boyutu da Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarını çok aktif kullanan bir birimiz. Ve burada hani gelir gelmez akreditasyonlar aldık. İşte Avrupa Gönüllü Hizmeti 2 aydan 1 yıla kadar gençleri işte yurt dışına gönderebilecek ortaklıklar yaptık. Ki mutlaka ben genç onu da söylüyorum. Bu kariyer planınıza bunu koyun. Yani üniversite süresince de olabilir ya da biter bitmez hani iş beklemek yerine evde belki böyle bir şeye gidebilirsiniz. Çünkü hani bu programlar kendinizin verdiği bilmiyorum. Yani arkamda kurum olması gerekiyor. Akredite bir kurum olması gerekiyor. Ne gidiyorum? Benim altına alan programlar bunlar. Uzun bilirsiniz. Birer haftalık günler var. Değişik alanlar değiştirebilen mesela sürdürülebilirlik üzerine gidiyorsun. Bunu bir mimarlık öğrencisi de bir mühendislik öğrencisinin de bütün gençlerin de ihtiyacı var şu anda. Ve bu alan neymiş, ne değilmiş, ne bilir, nedir? Bunları gençlerle birlikte tartışıyorsunuz. Bu konuda eğitim alıyorsunuz. Bunun dışında kısa dönem böyle gençlik değişimleri var. Burada da gidip farklı kültürlerle bir araya geliyorsunuz. Hizmet ettiği bir amaç sizi vatandaşlar. İşte ben işte Dubai'de de çalışırım. Amerika'da da çalışırım, Avrupa'da da çalışabilirim. Çünkü birçok uluslararası ortaklıklarım var. Çalıştım, tanıştım o insanlarla. Ve her insan ayrı bir dünya baktığınızda. Gerçekten hani o keyifli alıyorsunuz, onu keşfettikçe bir kitap okur gibi her insan açıkçası. O yüzden ben her gence diyorum ki mümkün olduğunca fazla kişiyle tanışın, fazla ortamlara girmeye çalışın. O size mutlaka bir iz bırakacak. Bir şey, güzel bir şey öğretecek. Ve mesela onu diyordum ya ilk başladığımda kariyerimde. Benim sizler gibi hani üniversite öğrencisiyken başladığımda daha birinci sınıfta başladığım bir süreçte çalıştığım arkadaşlarım böyle işte eğitimlerde şurada burada karşılaştım. Şimdi hepsi çok iyi yerlerdeler. Ne oluyor? Bu benim kendi işime de çok büyük bir katkısı oluyor. Büyük bir network kurmuş oluyorsun. O network sayesinde ben işte birçok şimdi 500'den fazla tabii 600'e yakın genci yurt dışına gönderebiliyorum. Yoksa bunu hadi diyelim de yapalım. Peki güzel, imkanı da kısıtlı çocuğun, biliyorum ailesi vesaire. Ve bizde de çok fedakar aileler, yani hani her şeyini salar satar ne bileyim. Ama o çocuğunu okutur ya da istediğini yapmaya çalışan fedakar bir aile yapımız var. Diyorum ki ne gerek bunu hani yapmaya, sen kalk işte bak git Avrupa Gönüllü Hizmeti'yle. Git 2 aydan işte 1 yıla kadar Malta'da kal.
ya da başka bir ülkede kal, dil öğren. Hani orada çalışma da. Hem de o senin için güzel bir katkısı olur gibisinden. Bunların farkında olmak. Vizyonla. İşte dünyaları açıkçası kullanması da bize geliyor. Böyle hasını atıyoruz. Oy bizim öğrencilerimiz şöyle böyle filan diye. Hocam, siz gibi eğer insan düşünün az yukarıdan oraya sizin amacınız ne? Odaklanmak. Gerçekten toplumak vermek istiyorsanız onun şeyleri daha ne bileyim işte ben gittim hiçbir şey gitmeden önce plan yok. Hani evet. Biz mesela sizlerden önce o tür şeyleri hazırlıyoruz. Cilemen. Oradaki bir hocanın projesi var mı yok mu? Ne bileyim oradaki laboratuvarda neler dönüyor? Sen o projeye girebilir misin? Buna bakmak. Ya da başka dersler alabilirsiniz. O başka bilirim. Bir planla gittiğinde geriye döndüğünde mesela akademisyen şeylerden ne bu? Yani, akademisyen için. Uluslararası yayın değil mi mesela? Uluslararası şey, platformlarda öne çıkmak. Kesinlikle. Şimdi mesela bu çalıştığın diyelim ki Avrupa'daki okulda tanıştığın bir öğrenci, bir hoca seni bir etkinliğe davet etsin. Sen yarın öbür gün mezun olduğunda orada ortak bir makale yazalım hocam dediğinde beni mi alır, seni mi alır hani tanıdığı için. Hani diyorum bu tür şeyleri planlayarak giderseniz oradan maksimum fayda elde edersiniz. Ya da işte mesela şirket mi kuracaksın? Girişimci kafası var. Çok güzel. O zaman gideceksin. Oradaki işte üniversitenin teknokenti nelerle ilgileniyor? Neler yapıyor? Hocaların kurduğu şirketler var mı? Vesaire. Bunları hazırlayıp gidersen o zaman geri döndüğünde hem uluslararası bağlantıdan bir firma kurmuş olursun. Ondan sonra hem de geleceği nereye gidiyor bu işin? Acaba ben gerçekten bu işi yapsam değer mi? Bunları görürsün. Ama sen sadece ben işte atıyorum İtalya'ya gideyim de ne olursa olsun kafasıyla gidersen o zaman yılda kaybedersin, derse girer. Annemi özledim, ev özledim. Yani bir sürü kulüpler ne işe yaradığını farkındaysan orada gidip o kulüplere girersen o zaman orada bir bağlantılar kurup oradaki kulüplerle işte önemli insanları davet edip orada bir network oluşturmak ki çağımız network değildi yani gerçekten. Kesinlikle. Hani bu bağlantıda yürürsen o zaman tadından yenmez yani gerçekten de hedefi doğru koymak çok önemli diye düşünüyorum ben. Hocam sıradaki soru... Uzattım galiba. Yok hocam. Hocam... Merak edenler için bu projelerin içeriği hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz tabii acaba? Tabii ki. Yani hani bu bahsettiğim işte bu dönem, eğitimler kısa dönem ya da gençlik değişimleri yine kısa dönem şeklinde gönderiyoruz. Ne konular olabiliyor? Bu çeşitli hani uluslararası alanda öne çıkmış hepimizi ilgilendiren sorun. Yani hani mesela bir Kayseri'de deniz sorunu yok. Ama bir çevre sorunu dediğinde
Kayseri'nin de sorunu, işte bu Türkiye'nin de sorunu, bu Avrupa'nın da dünyanın da sorunu vesaire. Diyelim ki bu alanda bir araya geliyorsun. Bu alanda gençler işte ne yapabiliriz, neler olabilir vesaire gibisinden tartışıyor ve çözüm önerileri geliştiriyor. Mesela İspanya'da bir gençler neden oy kullanmıyor üzerine bir eğitim vardı. Ve o eğitime biz göndermiştik gençleri. Şimdi mesela orada olan İspanya'dan gelen kız Valencia belediye başkanı oldu falan yani. Hani çünkü hani böyle diyorum ya, farkındalığı olan gençler. Ondan sonra bunlar kalktı Brüksel'de komisyonerlere sundular. Niye gençler? Çünkü siz gençlere bu şekilde işte doğru düzgün iletişim kuramıyorsunuz. Bir şeylerin değiştiğine inandıramıyorsunuz gibi gibi. Böyle uluslararası bir beyin fırtınası oluyor ve bunun da bir yerlere ulaşıyor. Ya da mesela bilgisayar oyunları projesi. Daha. Bilgisayar oyunlarını hepimiz seviyoruz, ediyoruz ama hani zararlı mı, yararlı mı, nasıl? Gençler bunu tartışıyor. Yani sen koyuyorsun hani şapkayı öne. Evet, hangisi faydalı, nedir? Şu şekilde yapılırsa bu yararlı, bu olursa bu zararlı. Oyunlarla bambaşka şeyler öğretebiliriz. Yani sadece hani o duyduğumuz ölümlere yol açan, hani kendini intiharlara götüren oyunlar değil. Başka şekilde o beynini geliştiren, zihnini geliştiren şekillere de dönüştürebiliriz. Belki anlayamadığım bir konuyu kim bilir belki bu sayede öğreneceksin gibi. Gençler bu alanda tartışıyor. Bunu da nasıl hani dahil olabilirsiniz diye. Olarak oradan biz duyurusunu yapıyoruz. Ve ilana çıktığımızda her bir proje bu noktada hani iş bu noktada değerlendirmeye alınıyor. Ve başvuruda diyelim ki şu anda da Portekiz'de Avrupa Gönüllü Hizmeti'ni bekliyoruz gençleri. Hani orada gidecek bir belediyede çalışma yapacak gençler arıyoruz mesela. Hani sen de bununla ilgiliysen, hani AGÜ öğrencisi değil dediğim gibi 15-30 yaş arası genç olman benim için yeterdi, artar bile. Tabii ki hani AGÜ öğrencimize öncelik vermiyor muyuz? Kesinlikle veriyoruz hani bu şeyde. Ama biz diğer gerçekten hak eden dışarıdan bir genç, bu konuya gerçekten çok ilgili bir genç olursa da onu kaldırıp gönderebiliyoruz. Yani çünkü bir gencin, doğru düzgün bir gencin ortağımıza gitmesi demek o bambaşka gence de olanak sağlıyor. Onlar bu sefer başka bir projede biz sizden alalım gençleri diye söylüyorlar. O yüzden buna dikkat ediyoruz açıkçası. Hem de değsin, gidenin de bir fark yaratsın. Çünkü burada gittiğinizde de hani kurumda da bir şeyler yapmak istiyorsa kurum için de önemli bir şey. O zaman yapılan eğitim de bir anlam ifade ediyor. Çünkü yaygın öğrenmede kaynak katılımcıdır. Ve sizler bu şekilde bu sürecin içerisinde ne kadar hazırlıklı giderseniz, tatil kafasıyla gitmezseniz, o zaman kalkıp oradan çok şey cebinize alıp getirirsiniz. Yoksa hadi git ya ben ne yapacağım şimdi bununla, bilmem ne gibisinden filan gibi şeyde çok değişik şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz açıkçası. Hocam bunun yanında bir sorumuz daha var. Peki bu projelerden şimdiye kadar ortalama olarak kaç öğrenci yararlanma fırsatı buldu? Açıkçası bu zamana kadar işte 572 genç yararlandı. Bunun %61'i AGÜ öğrencisi, diğeri dışarıdan gençler. Yani hani bu alanda ilgili Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gençler bu programdan yararlandı. Ve biz de bununla gurur duyuyoruz açıkçası. Çünkü hani diyorum ya, o konfor alanından bahsetmişim. O konfor alanından çıkmak, uçağa bile binip gitmek birçok gencin hayatını değiştiriyor. Eskiden hani böyle şey gibi tevellüt, hani sizin zamanınızda bir uçağa binip gitmek çok lüks bir şeydi. Hani biz böyle şeydi. Şimdi hani herkes bir şekilde bir fırsat yaratabiliyor, gidebiliyor vesaire. Ama o dönemlerde hani hiçbir fırsatın yokken, şimdi bu programlar sayesinde insanlar artık seçiyor. Ay şuraya mı gitsem, buna mı gitsem, ne yapsam hale geldi ki bu çok güzel bir şey. Bir bağlamda bakarsan gençler neyi istediğini, alanda kendini geliştirmek istediğini düşünür ve ona göre giderse de keyifli bir süreç bekliyor onları açıkçası.
Hocam diğer sorumuza geçersek, Gençlik Fabrikası gönüllü öğrencilerin de katkılarıyla birçok çalışmaya imza attı. Bugüne dek yaptığınız çalışmalardan sizde en büyük etkiyi yapan, unutamadığınız bir çalışma? Yani hani açıkçası her birinin yeri ayrı diyebilirim size. Ama mesela bu uluslararası sempozyumumuz 3 sene, yani 2 yılda bir yapılıyor ve üçüncüsünü gerçekleştirdik. Ve bu her seferinde işte biz bir gönüllü takımı çağrısına çıkıyoruz. Geliyorlar. İnanılmaz fark yaratan, işte sosyal medya takımımız ayrı, orada karşılama takımı ayrı ve hepsini özel eğitimle biz hazırlıyoruz. Sonunda bittiğinde zaten inanılmaz güzel. Hani onun tadını birlikte çıkartıyorsun. Çünkü onlar da emek verdiler. Kesinlikle. Onlar da kalkıp şey yapmadığı için hani burada gel anneciğim. Orada kalkıp da hani bir manken gibi durmadığı için, hani bir biblo gibi. O yüzden hani onlar da o işin değerinin farkındalar. O yüzden bizim için benim için çok değerli. Değil mi anneciğim? Canlı yayınımıza evet. Bir misafirimiz daha katıldı. Evet. Bu da bizim oryantasyonda şöyle bir şey olmuştu. Öğrencilere AGÜ'den ne bekliyorsun diye ilk sene geldiklerinde soruyoruz. Böyle her sene geldiğinde oryantasyonda yaptık. AGÜ'den bebek istiyorum diyen var. Dedim ki bunu da yaptım. Daha ne yapayım size vesaire diye. O şekilde çok keyifli bir süreç oldu. Anneciğim bak şimdi program yapıyoruz. Başka gençlere dokunalım diye, tamam mı? Hocam evet. Son sorumuz. Gençlik Fabrikası hep yeni fikirler üreten ve alabilirsin masada. Gençlik Fabrikası hep yeni fikirler üreten ve hep bunu hayata geçiren bir oluşum olarak biliyoruz. Bu yılki projelerinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Bu yıl şöyle ki, mesela fark yaratan kampüs odağını çalışmalar yürüteceğiz. Gönüllü Bankası adı altında büyük bir oluşumumuz var. Burayı özellikle AGÜ'deki gençleri biz dahil ediyoruz ve burada da ulusal sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda yereldekilerle de. Hani bunları bir araya getirip mesela Gönüllü Bankası oluşumunda hani daha da ilerleteceğiz bunu düşündüğümüz şu. Mesela dışarıdan da insanlar geldi Kayseri'de. Herkes alışveriş merkezine gidip vakit geçirmek istemeyebilir şeyde. Orada geldi, 2 saat vakti var. Hani gidip bizim Suriyelilerle yaptığımız çok güzel işte komşu mutfağım diye projemiz var. Gelsin orada onlarla yemek dağıtsın, yemek yapsın vesaire. Ya da başka işte bir grup öğrencimiz gidiyorlar, okullarda Türkçe dersi veriyor vesaire. Bu tür çalışmalar yapsın. Değişik şeylerde bulunsun istiyoruz. Hani bunu büyütmek hedefimiz açıkçası. Bunun dışında sürdürülebilirlik alanında odaklandık. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Onun üstüne gidiyoruz. Bu tür şeyde bizi izleyin diyorum böyle. Dediğim gibi Facebook'tur, sosyal medyayı takip ederlerse hepsine dahil olabilir. Bütün gençler diye söyleyebilirim. Hocam bu yılki projelerinize baktığımız zaman önceki yıllarda olduğu gibi hep kalıplaşmışın dışında farklı ve öğrenci odaklı projeler de bizi bekliyor. Kesinlikle. Umarım yeni yıl hepimiz için güzel olur. İnşallah. Projeler hepimize yararlı olur. İnşallah. Ben de hepinizi en azından bir AGÜ'yü gelin, ziyaret edin, buradaki değerli insanlarla tanışın, sizlerle tanışsınlar diye gençleri buraya davet ediyorum. Ve zaten farkında olan gençlerin gelmesi de AGÜ'ye öğrenci olarak bizler için çok keyifli oluyor. O sayede biz bu fark yaratan projeleri çıkartabiliyoruz. Çünkü gerçek bir takım çalışması ancak işte bu şekilde olur. Ve hani bunun da güzel geri bildirimlerini almak, çok kısa bir sürede AGÜ'yü öne çıkartması, bu Gençlik Fabrikası çalışması kapsamında yapılan o gençlerin emekleri sayesinde oldu. Bizler sadece hani yön gösterdik. Bakın şurası var, ne yapalım? Şurada şu sorun var, nasıl çözebiliriz diye. Hep gençlerle onun üzerine gittik açıkçası. Ve bunu da yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte böyle yeni kanlarla çok daha keyifli olacağını düşünüyoruz. Yani hem uluslararası deneyime hazır olsunlar, hem bunun dışında kendi hayal ettikleri fikirleri, ya toplumda şu sorun var beni çok üzüyor, rahatsız ediyor dedikleri sorunları getirecekleri çözüm önerilerinin hayata geçtiğini gördükçe inanılmaz
keyif alacaklar onlar da. Çünkü sizlerde onu görüyorum. Yani hani yıllar geçtikçe hani o ilk mezunlarımız hani mesela mezuniyette beni ağlattılar resmen böyle şeydi. Onun gibi hani neredeydik ne olduk bu zaman diyorsun ki evet ya yani hani o uykusuz gecelerimize, koşturmalarımıza, hani o yok uçakları yakalayalım da gidelim bilmem şu toplantıda konuşalım biz de girelim. Agü de içinde olsun deyip uğraş verdik ve sizler devamını getirip faydalandınız. Bu bizim için inanılmaz keyifli bir süreç oluyor açıkçası. Bunun devamını hep birlikte yeni gelen arkadaşlarımız da sizlerle sağlayacağız diye düşünüyorum. Umuyorum. İnşallah hocam. İnşallah hocam. Zeynep hocamıza konuğumuz olduğu için ve sorularımızı yanıtladığı için çok teşekkür ederiz. Sevgili öğrenciler, günün ikinci canlı yayınında böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinin konuk olacağı canlı yayınımıza hepiniz davetlisiniz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.